Elhamdülillahi vahde ve salatu ala nebiyyihi ba'de. Rabbimize hamd, Peygamber Efendimiz'e ve bütün peygamberlere salat ve selam ederek bugün itibariyle son 10 gününe girdiğimiz Hz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam dilinden Ramazan cehennemden kurtuluş olarak nitelendirilen Ramazan'ın son 10 günü ile ilgili nasıl değerlendirebiliriz? Ne yapabiliriz? Fırsat yavaş yavaş sonlanıyor. Tren yavaş yavaş hedefine ulaşıyor. Bizim için belki bir dahi görüp göremeyeceğimiz, ulaşıp ulaşamayacağımız, kavuşup kavuşamayacağımız belli olmayan, bilmediğimiz ve gerçekten çok mübarek, çok bereketli, çok kazandıran, çok dolu dolu insanın manevi dünyasını, ahlaki dünyasını, psikolojik dünyasını, ruh halini, moralini, her türlü olumlu yönlerini yükselten çok mübarek bir Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününe doğru, bayrama doğru giderken son 10 gününe girmişken bu günleri nasıl değerlendirebiliriz? Değerli kardeşlerim, değerli dinleyenlerim, bunun üzerine birkaç kelam etmek, birkaç cümle kurmak istiyorum. Cenab-ı Hak hüsnü ifadeleri bizlere, hüsnü istifadeleri hepimize nasip ve müyesser eylesin inşallah. Belki bu vesileyle hem nefsimize hem bizi dinleyen kardeşlerimize yarın kendilerini kurtaracak, kendimizi kurtaracak, amellere kapı açabilecek bir şeyler söylemeye vesile oluruz ve buradan inşallah bizler de bir sevap kazanırız değerli kardeşlerim. Ramazan-ı Şerif dediğimiz zaman zaten bu son 10 günden önceki günler de çok değerli elbette. Hani bunu şuna benzetebiliriz. Bir şey kazanıyoruz ama son fırsat olarak bir şey daha kazanalım, ona bir şeyler daha ekleyelim, kazancımıza kazanç katalım, gelirimize gelir katalım. Ve son fırsat psikoloji, psikolojisiyle, son fırsat zihinsel dürtüsüyle hareket ederek bu Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününü değerlendirebiliriz. Tabii ki itikaf dediğimiz mesele Ramazan'ın son 10 gününü hasredilen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın devamlı olarak son 10 gününü itikaf, itikafla geçirdiği Ramazan-ı Şerif rivayetlerini zaten hocalarımız sizlere anlattı, anlatıyor ve zaten bu konuyla ilgili çok bir bilgiye sahip olduğunuzu olduğumuzu düşünüyoruz değerli kardeşlerim. Ramazan-ı Şerif'in son 10 günündeki bir diğer mesele de Kadir Gecesi'nin son 10 günde aranması konusundaki rivayetlerin hayli yüksek olması. Yani biz Kadir Gecesi'ni elbette ki 27'si olarak inanıyor. İnşallah bu inançla onu değerlendirdiğimizi düşünüyoruz ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bize gelen sağlam ve sahih rivayetlerde son 10 gününde, belki son 7 gününde gibi böyle son 10 günü özellikle e, işe hasreden biraz da rivayetleri de düşündüğümüzde yani gecesini kadir gecesi yapma ihtimali olan son 10 güne girmiş olduğumuzu düşünmeden edemiyoruz değerli kardeşlerim. Öyleyse ne yapabiliriz? Ne edebiliriz? Dediğimizde yine bir muhasip edasıyla, muhasebe yapan bir insanın hesaplarını toplama edasıyla, daha önce yaptıklarımızı biraz daha katlayarak, daha önce yaptıklarımızdan aldığımız hızı, yaptıkla yaptıklarımızdan, kazandıklarımızdan elde ettiğimiz enerjiyi de bunun üzerine ekleyerek, yani Kur'an okumaya bayağı alıştık. Vücudumuz her gün, bedenimiz, zihnimiz, zihin dünyamız her gün Kur'an okumak istiyor artık. Çünkü mukabeleler yapılıyor, yapıyorsunuz, Kur'an'lar okuyorsunuz, takip ediyorsunuz veya kendiniz okuyorsunuz, okuyoruz. Dolayısıyla insan vücudu zaten alışkanlıkların ürünüdür biliyorsunuz. Davranışlarımız alışkanlıklarımızın toplamıdır. Bu alışkanlıklarımız vücudumuz tarafından özüm sendi, benim sendi. Bu alışkanlıklarımızı bu 10 günde tekrar bir üst seviyeye çıkarmak için bu, bu enerji bir fırsat olarak kullanabiliriz. Kur'an okuyuşumuzu, okuduğumuz Kur'an'ı biraz daha artırabiliriz. İbadetler konusunda da biliyorsunuz yine o manevi duygularla ibadet yapma eğilimimiz çok yüksek. İbadet yapma eğilimimizdeki bu yüksek enerjiyi tekrar ibadetlerimizi artırmaya hasredebiliriz. Artırma olarak değerlendirebiliriz, düşünebiliriz. Değerli kardeşlerim, namaz kılmak insanı çok rahatlatan bir şeydir. Beş vaktimize biraz daha ekleyebiliriz belki. Gece namazlarının zaten ne kadar önemli olduğu daha önceki sohbetlerde hocalarımız tarafından söylendi, söyledik. Gece namazlarına birazcık daha ivme kazandırabiliriz. Hadi bazen ihmal ettiğimiz ama genellikle takip eden kardeşlerimiz için diyorum, genellikle kıldığımız teravih namazlarını hiç ihmal etmeden, çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rivayetinde sizlere daha önce çok söyledik. Yatsı namazını cemaatle kılıp sabah namazını da cemaatle kılan insanlar iki namaz arasını ibadetle geçirmiş sevabı kazanırlar müjdesi de var. Bunu da düşünerek yine bu Ramazan'ın son 10 gününde özellikle bu arayı bağlayacak olan iki namazı cemaatle kılmaya yönlendirebiliriz kendimizi, nefsimizi. Teravih namazına kıldıktan sonra inşallah bulunduğumuz yöredeki bulunduğumuz bölgedeki nerede bulunuyorsak caminin mescidine, camiye giderek sabah namazına cemaatle, sabah namazına katılarak bu ibadetlerimizi artırabiliriz. Peki camiye gitme imkanımız yoksa veya evlerde cemaatle namazlarımızı devam ediyorsak yine yatsı namazını, sabah namazını cemaatle kılarak bu son 10 gününün gecelerini sanki ibadetle geçirmiş durumuna kendimizi getirebiliriz değerli kardeşlerim değerli dinleyenlerim yine bu Ramazan'ın son 10 gününde neler yapabiliriz daha önce vermeye alıştı elimiz ellerimiz açılmaya alıştı keselerimiz kasalarımız cömertleştik cömertleştik o yumuşak o merhametli halimiz arttı ve infaklarımızı sadakalarımızı zekatlarımızı fitrelerimizi vermeye meylettik bu Ramazan'ın son 10 gününde bunu daha da artırabiliriz yani ifta, fıtır, sadakalarımız, zekatlarımız zaten mecburiyetten verdiğimiz şeyler elbette ki. Ama ekstradan yine bizler kasalarımızı, keselerimizi bu hayır hizmetlerine açabiliriz. İtikaf konusunda, elbette ki itikaf konusunda evlerimizde, evlerinde itikafa girecek olan bayan kardeşlerimiz yine bu itikaf zamanı konusunda bir artırıma gidebilir biliyorsunuz. Subhanallah en azı demekten 10 güne kadar uzun süre itikaflar yapılabiliyor. Bu itikaf niyetiyle evlerimizin bir köşesinde veya mescitlerde biraz daha fazla bu son 10 günde kalabiliriz. Belki tamamen 10 gün itikafa girme imkanımız bu yıl zaten camilerimizde pandemiden dolayı olmayacaktır. Ama biz bunu kendi öz ve özel gayretlerimizle, öz ve özel çalışmalarımızla, sayemizde bunu değerli kardeşlerim artırabiliriz. Zekatıyla, sadakasıyla, fitrasıyla, namazıyla, salatıyla, savmıyla, orucuyla, sahur ve seherleriyle, imsak ve iftarlarıyla, yapılan iyilik ve hasenatlarla, yaptığımız bir cümle salih ve saliha ameller ile, okuduğumuz Kur'anlar ile, dinlediğimiz sohbet ve vaazlar ile, bugüne kadar son bugüne kadar bu Ramazan'ın 20 gününü değerlendirdiğimiz bu birikim ve enerjiyi üst seviyeden bayrama taşınma fırsatımız şu anda bizlere bugün itibariyle doğmuştur. Belki bundan sonra böyle bir 10 gün daha yakalayamayabiliriz. Belki bu 10 gün bizim için son 10 gün olabilir ömrümüzdeki. Onun için yarınımıza garantimiz yok. ihtimaller dahilinde ama bugünümüz ihtimalden garanti ve kesine gelmiştir. Bu kesin ve gerçek olanı, bu kesin ve gerçek olanı değerli kardeşlerim ihtimalli olanla değiştirmemek gerekiyor. Elimizdekini değerlendirmek gerekiyor. Ben bu vesileyle değerli kardeşlerim Cenab-ı Hak'tan Rabbimizden özel olarak dualarımızın kabul kabul etmesini, dualarımızı kabul etmesini Rabbimizden yaptığınız ibadet, hayır ve hasenatların e, indi ilahiyin, ilahiyesinde zayi olmadan karşınıza çıkmasını temenni ediyorum. E, nice bayramlara, nice on, Ramazan 10 günlerine, son 10 günlerine ve Ramazan günlerine kavuşmanızı temenni ve niyaz ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Çare elinizde, çare sizin her ki bir kelebek uçurmaya karar verin. Bir kelebekten ne olur demeyin. Milyonlarca kelebek kanatlarını aynı yönde çırptığında rüzgarın yönünü bile değiştirebilir. Hadi siz de zekat ve filtrelerinizle bir kelebek uçurun. Hasene, mazlum ve mağdurlar için el ele.